Şu an Refah Sınır Kapısı'ndan canlı görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Tırları görüyoruz. Evet, bir hareketlilik söz konusu. Yardımlar tırlara taşınıyor, yükleniyor. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı geçici süreyle açıldı diyebiliriz. Dün çok konuşulmuştu. Açılacak mı, açılmayacak mı denmişti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres bir çağrıda bulunmuştu. Sınırdan her gün anlamlı sayıda yardım gitmeli demişti. Bugün de bir açıklama geldi. Sabah saat 10'da Refah Sınır Kapısı açılacak şeklinde ve açıldı sınır kapısı. İnsani yardımlar da bölgeye girmeye başladı. Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin ulaştırılabileceği tek nokta olarak şu an görülüyor Refah Sınır Kapısı. Bekleyen yardım konvoyu vardı. Tırlar orada beklemekteydi ve günlerdir bu konu tartışılıyordu. Gazze'de insanlar susuz, gıdasız, elektriksiz, bombaların altında yaşam savaşı verirken yardımların ne zaman ulaşacağı merak konusuydu ve bugün sınır kapısı açıldı. Aynı zamanda o konvoy uydudan da görüntülendi. Gelen açıklamalara göre 20 yardım tırı var. Bu tırlarda da ilaç, tıbbi malzeme ve sınırlı miktarda gıda olacağı söyleniyor. Bunlar yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. Şu an orada ihtiyaç var. Daha fazlasına ihtiyaç var. Diğer yandan Gazze'dekiler göçe de zorlanıyor. Sadece yardımların ulaşamaması değil sorun, yerlerinden, yurtlarından da etmek için yoğun bir çaba sarf ediyor İsrail. Bir yandan güneye gitmelerini söylemişti ama güneydeki noktaları, bölgeleri de vurdu, hastaneleri vurdu, kiliseyi vurdu, okulları vurdu. Hedef almadığı nokta yok. Güvenli bir yer yok Gazze'de. Bugün biraz da olsa aslında içimize su serpecek bir gelişme. Yeterli olmasa da Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve yardımların artık Gazze'lere ulaşmaya başlaması bugünün gelişmesi, şu an için en önemli gelişmesi değerli izleyenler. Kalıcı bir barış gelecek mi, çözüm gelecek mi? Bu da merak konusu. Girişimler var. Türkiye'nin önemli girişimleri var. Farklı ülke liderlerinden gelen açıklamalar var. Diğer yandan İsrail'i protesto etmeye devam ediyor insanlar. Sokaklarda, meydanlarda buluşup bir araya gelip aynı zamanda Filistin'e destek yürüyüşleri de düzenleniyor.